huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi e, bir takım diplomalı adamlarla karşılaşıyoruz zaman zaman. Bunların değişik titirleri filan da var. Yani işte profesördür, doçenttir, bilmem neyin başkanıdır ya da işte filancanın komutanıdır gibi... E, az buçuk mürekkep yalamış insanlar ama bunlardaki şeyi sadece din adamı da değil. Yani da onlar daha çok dikkat çekiyor da ayrı konu. Ee, bir kibir de görüyoruz. Şimdi normal şartlarda yani şu söyleyeceğim şey normalde fiziken geçerli olması lazım. Bir insan, bir Müslüman ilim sahibi oldukça, ilmi arttıkça Allahü Teala'yı daha iyi tanımaz mı? Artı daha iyi tanıdıkça yaratanının kudretini, Allahü Teala'nın kudretini, kendimizin acizliğini daha iyi tanıdıkça Allahü Teala'dan olan korkusu daha da artmaz mı? Yani bunlar, bu sonuçlar birbirini doğurmaz mı? Biz niye tersiyle karşılaşıyoruz? Mustafa Bey dediğiniz doğru. Ee, Erişen anlatılarken mesela Muhammed Hatimi Hazretleri Berika kitabında hatta Hakikat kitabı, İslam Ahlak kitabı İslam Ahlakı isminde evet. yayınlamış onun. Orada kötü huylar anlatılırken İmam-ı Gazali Hazretleri de anlatıyorlar. Şimdi orada geçerken kötü huylar anlatılırken kibir bahsi anlatılıyor. Buyuruyor ki kibrin ilacı ilimdir. Ama ilim kibre sebebiyet verdiyse tedavisi yoktur buyuruyor. Tedavisi yoktur. Tedavisi yoktur. Çünkü Ulul Azim peygamberlerden e, İsa Aleyhisselam buyuruyor ki Allah-u Teala'nın izniyle ama olan, doğuştan ama olan gözlerini açtım. Gözlerinin açılmasına sebep oldum. Ölülerin diriltmesine vesile kıldı Cenab-ı Hak Ölüleri dirilttim. Ama cehli mürekkebin tedavisini bulamadım buyuruyor. Cehli mürekkep etiketli cahil. Bugünkü tabirle. Diploması var. Evet diploması ama var. Cahil etiketi yani. var. Hatta kariyer yapmıştır falan filan. Akademik kariyer bile yapmıştır. Ama cahil. Kitap yüklü merkep gibi diyorlar. Aynen yani. öyle. Evet. Aynen öyle. Onun tedavisi ihsan-ı ilahi tabii birazcık gayret eder insafa gelir insafla davranırsa Hak hidayet kapısını herkese açık tutuyor ama kul kendisi hareket etmesi lazım talebi o yönde olması lazım o yönde olursa Allahu Teala ihsan eder mi elbette ama sizin de başlangıçta ifade ettiğiniz gibi kitaplarda aynı şey anlatılıyor ve yazılıyor İnsanın ilmi arttıkça Allahu Teala'dan korkmaz da artar Günah işlemeye cesaret edemez, tevazu sahibi de olur. Kibirlenemez artık diyor. Bir kimsenin ilmi arttıkça, öğrendikleriyle amel ettikçe, bunları ihlas ile yaptıkça ve böylece evliyalık derecelerinde yükseldikçe Allah-u Teala'dan korkusu da artar. Nitekim Hucurat Suresi 13. ayet kelimesinde mealen Allah-u Teala indinde en yükseğiniz ondan en çok korkanınızdır buyuruldu. Korkmak, üzülmek yalnız başına ibadet değildir. Günah da değildir. Sebebine, niyetine göre ibadet veya günah olur. Büyüklüğünü düşünerek allah Teala'dan korkmak ibadettir. Bu korku insana haram işlemekten korumaktadır. Allah-u Teala'dan korkan bir insan iffetsiz, hayasız olamaz. Mümkün değil. allah Teala'dan korkmak için Allah-u Teala'yı iyi bilmek, yani onun büyüklüğünü, sıfatlarını öğrenmek lazımdır. Resulullah Efendimiz cennete girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir diye kendisine sual edilince, Cevap olarak Allahu Teala'dan korkmak ve iyi huylu olmaktır cevabını vermişlerdir. Allahu Teala'dan korkmak onu çok sevmek demektir. İnsan nasıl çok sevdiği bir kimsenin üzülmesini istemez ve onu üzeceğim diye korkarsa Allahu Teala'ya ibadet de ona olan sevgimizi ispatlayacak bir şekilde yapılmalıdır. İnsanların her bakımdan üstünü olan Muhammed Aleyhisselam Allahu Teala'dan en çok korkanınız ve çekineniniz çekineniniz benim buyurmuştur. Yakin artınca korku da artar. Evet. Yakin artınca korku da artar. Şimdi e, tabii eğitimcilik sebebiyle bazen böyle e, pratik şeyler gelir hatırımıza. Benim de en çok aynı şekilde dikkatimi çeken geç şimdi şu anda bizi izleyen ve dinleyenler içerisinde soba kullananlar elbette bulunur kışın. Tabii biz e, doğduğumuzda sobayla şey yaptık. Kalorifer nerede göreceksin? Elektrik sobalar da yoktu. Hı. Odun sobası. Şimdi e, hele kış günü Anadolu'da, İç Anadolu'da tek bir odada soba yanar. Çocuk dünyaya gelmişse, emekleme çağısındaysa sobanın etrafında da kışın dolaşır durur. Onun için evde anne, baba, dede, nene, kim varsa çocuğa cıs cıs, cıs 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 etrafında onlar da pervane gibi dolaşır. Ama Allah Teala tabii öyle bir şey vermiş ki sen farkına varmadan ne kadar korusan da kollasan da e, e, pat diye elini bir, bunduna denk getiriyor ya. Bunduna denk getiriyor. Elini bir aynı şekilde sobaya bulaştırıyor. Değiyor. Değitten sonra onun acısını duyunca feryadı basıyor. Ondan sonra o çocuk, o çocuğu sobada odun yak, yokken yani soba yanmazken getirsen bile elini böyle arkaya koyalım. arkaya <laughs> Yandı bir kere. Ha, ne oldu şimdi? Yakini oldu. Daha önce ilmen zaten bilemiyor ama oraya deyince elini yandığını gördü. Elini yandığını gördü. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri, peygamberler başta olmak üzere, son ondan varisi İslam alimleri, Evliya-i Kiram'ın yakini var o konuda. Yakini var. Kudret ve güç sahibidir, kudretinin de sonu yoktur. İnsanlara verilen kudret sınırlıdır. İrade de sınırlıdır. Allah-u Teala'nın kendisinden ihsan ettiği o sıfatların hepsi insanda sınırlıdır. Ama Allah-u Teala'nın sıfatlarının başında sonunda yoktur. Kendi zatı gibidir. Dolayısıyla kudreti sonsuzdur. Bugün hani kendi sevgisini verdiği kalbe bozuluğu da verebilir. Düşman da olabilir. Onun için de evliya-i kiram, er talimleri, eshab-ı kiram, Tabi tebe tabiin Tabi'in çok korkarlardı. Çünkü garantisi yok. Yok. Vermesini bilen almasını da bilir. Sözü enüsüne er talimleri kitaplarında evliya-i kiram sözlerinde çok geçiyor. Vermesini bilen almasını da bilir. Arkadaşlar seni kim tayin etti oraya? Ben. Hadi seni azlettim. Diyor. Değil, mi? değil mi insanlar? Yani. Değil mi? Yani. Diyor. E sen şimdi insan olarak bunu yapıyorsun. Her şeyin sahibi sana onu vermiştir. Hani bir e, Beyaz İslami Hazretleri ile alakalı bir anekdot menkine nakledilir de. Bir gün Beyaz Bistami Hazretleri yolda giderken bakmış karşısında bir uyuz bir köpek geliyor. Özür dilerim uyuz bir köpek değil. E, üstü necasete bulaşmış bir köpek geliyor üzerinde necaset var diye yolunu böyle değiştirmek isterken Allahu Teala köpeğe konuşma izni veriyor. Dil veriyor. Dönüyor Beyaz İslam Hazretleri. Ey Beyazıt diyor. Benim üzerimdeki bu necaset 3 defa yıkamakla temizlenir. Ama senin kalbindeki kibir yedi deryada yıkansa gene aynı şekilde temizlenmez. Öyle deyince tabii Beyaz İslam Hazretleri elek gidiyor. Diyor ki biz seninle dost olsak. Ben senin dışını yıkasam, sen de benim içimi temizlesen olmaz mı? Biz diyor ikimiz dost olamayız. Niye diyor? İnsanlar sana hürmet ediyor, saygı gösteriyor. Ben ise insanların elinde hakirim diyor. Beni taşlıyorlar. Benden aynı şekilde uzak duruyorlar. Biz diyor ikimiz dost olamayız kusura bakma diyor. Gidiyor. Şimdi oradaki hani söyleyene değil söyletene bak. Senin kalbindeki kibir yedi deryada yıkansa aynı şekilde temizlenmez. E şimdi kalpte kibir varsa bu kimse Allah'ın Teala'dan korkmaz ki. Bunun en canlı misali iblistir. Ve iblisin yolunda giden, ve zamanımızda da birçok öyle ilahiyatçı var. Yani ben, 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 ben deyip duruyor yani. Yani korkusu yok. Çünkü hani araştırdığın zaman namaz da kılmıyor adam. Oruç da tutmuyor. İlahiyatçıyım diyor ama. Akademik kariyeri bile var. Yok. Ha demek ki allah Teala'dan korkmuyor. E ben korkmam diyor. Korkma, korkma canım. Ama kitaplar aksini söylüyor. Allah-u Teala'dan korkan o korkusu bir hayvandan şundan bundan korkmak gibi değildir buyuruyor. Ya bütün nimetleri veren o. Benden iman nimetini de alırsa sonsuz olarak cehenneme gitme durumu var. Ve Cenab-ı Hak bana kulum diye bakmayacak. Allah-u Teala'nın sevgisinden mahrum kalma korkusudur o. Mahrum kalma korkusudur. Bu korku bir kalpte yoksa onda hiçbir şey yok o zaman. allah Teala'dan korkmak bir zalimden korkmak gibi sanılmamalıdır. Bu korku saygı ve sevgiyle karışık olan bir korkudur. Allah korkusu ve Allah sevgisi insanları saadet ve huzura kavuşturan iki kanat gibidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimse Allah-u Teala'dan korkarsa her şey ondan korkar. Bir kimse Allah-u Teala'dan korkmazsa her şeyden de korkar onu buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi Evliya-i Kerim'den zaman zaman mesela böyle hayvanlarla görüştüğü bir arslan aynı şekilde hadi git dediği zaman gidip döndüğü olur mu böyle şeyler? Olur. Çünkü okul okul Allah-u Teala'ya tam teslim olmuştur. Ve Cenab-ı Hak yeryüzü ve içindekilere emir vermiştir. Bana itaat edenlere itaat edin diye. Dolayısıyla allah Teala'nın o sevgili kulları bunu yakinen bildikleri için o aslan ona itaat ediyor. Hadi buradan git deyince gidiyor. Veya çağırınca gelebiliyor. E, efendim diyor ben çağırınca gelmiyorum. Sen neden şey yapıyorsun ki aynı şekilde? Neden imtina ediyorsun sen? allah Teala yani, ya iman konusunda bile tereddüdün var. İman konusunda bile tereddüdün var. Ee, ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şeriflerinde de buyuruyorlar ki ilmi çok olanların Allah korkusu çok olur. Allah korkusu çok olur. Gerçekten de hani siz konuya girerken de dediniz ki efendim ilmi var ama yani kibir kibirli. İlim kibre sebep olduysa ona tedavisi çok zor. Ama ilim onu kibirden uzaklaştırması lazımdı. O daha iyi bilmesi lazımdı. İblisin başına geleni okudu, öğrendi daha iyi aynı şekilde bu konulara muttali olması lazımdı. Uzaklaşması lazımdı. Ama elde ettiği ilim onu cehennemden koruyamıyorsa, kurtaramıyorsa siz bir ifade kullandınız. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İşte kitap yüklü merkep hesabı oldu onlarınki. Allah Teala böyle olmaktan hepimizi muhafaza etsin. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Hırsızların en büyüğü namazından çalandır. Yani namazın erkanına riayet etmez, rükû ve secdelerini hakkıyla yerine getirmez.'' Gönül kuşun konmak ister dallarına Efendimin türlü çiçek aşık olmuş ballarına Efendimin Türlü çiçek aşık olmuş ballarına efendimin Alemlere rahmet olmuş aşık aşkı onda bulmuş hayran olmuş hep bülbüller dillerine efendimin hayran olmuş hep bülbüller dillerine efendimin kalbimdeki kar aşklarına at verse göz yaşlarım sel olu verse güllerine efendimin göz yaşlarım sel olu verse güllerine efendimin ecel suyun içti şu dünyadan göçtüm de Mahşer günü sarlayım ellerine efendimin Mahşer günü sarlayım ellerine efendimin Tam ilmi hal, saadet-i ebediye. Üçüncü cilt, kırk birinci mektup. Bu mektup, bir saliha hanıma, rahmetullahi teâlâ ale aleyha, yazılmış olup, kadınlara lazım olan nasihatleri bildirmektedir. Kadınlardan istenilen beşinci şart. Bühtan ve iftira etmemektir. Bu günah, kadınlarda çok olduğundan onlara şart edildi. İftira, büyük günahtır ve çok fenadır. Bunda yalan söylemek de vardır ki, yalan her dinde haramdır. İftirada, bir mü'mini incitmek de vardır ki, bu da başkaca haramdır. Bunlardan başka, iftira etmek, yeryüzünde fesat çıkarmaya, ortalığı karıştırmaya sebep olur ki, bu da haramdır. Altıncı şart Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, her emrine itaat etmektir. Bu şart, bütün farzları, sünnetleri yapmak ve bütün yasaklardan kaçınmak demektir ve İslam'ın beş şartını bildirmektedir. İslam'ın beş şartından biri namazdır. Beş vak namazı üşenmeden seve seve kılmalıdır. Malın zekatını emredilen yerine hevesle vermelidir. Ramazan-ı Şerif orucu bir senelik günahların affına sebeptir. Oruç tutmaktan zevk almalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hac edenin geçmiş günahları affolur. Kâbe-i Muazzama'ya gidip hac etmeyi büyük kazanç bilmelidir. Vera ve takvayı elden bırakmamalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dinin direği veradır. İçki içmemelidir. Sarhoş yapan her şey, şarap gibi haramdır. Musikiden de kaçınmalıdır ki, lehv ve laabdir. Yani, nefsin istediği faydasız iştir ve haramdır. Bir hadisi i şerifte, Musiki, zinaya yol açar buyuruldu. Müslümanları gıybet etmek, yani kötülemek niyetiyle çekiştirmek, iki Müslüman arasında söz taşımak, Musiki'den daha büyük haramdır. Zimmiyi gıybet etmenin de haram olduğu, Behçetül Fetava'da yazılıdır. Bunlardan kaçınmak lazımdır. Müslümanla alay etmek, kalbini kırmak da haram olup, sakınmak lazımdır. Kâhinlere, falcılara inanmamalıdır. Bilinmeyen şeyleri bunlara sormamalıdır. Bunları gaybleri bilir sanmamalıdır. Sihir, yani büyü yapmamalıdır ve sihir yaptırmamalıdır. Haramdır ve küfre en yakın olan, en fena haramdır. Sihre ait ufak bir şey yapmamaya çok dikkat etmelidir. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, Müslüman sihir yapamaz. Allah saklasın, imanı gittikten sonra sihri tesir eder. Sanki sihir yapınca imanı gider. İmam-ı Nebevi, rahmetullahi aleyh, dedi ki, sihir yaparken küfre sebep olan kelime veya iş olursa küfürdür. Böyle kelime veya iş bulunmazsa büyük günahtır. Sihir insanları hasta yapar. Sevgi veya muhabbetsizlik yapar. Yani cesede ve ruha tesir eder. Sihir kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder. Sihrin tesiri kat'î değildir ilacın tesiri gibi olup Allahü Teala isterse tesirini yaratır. İstemezse hiç tesir ettirmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzurunda bulunan kadınlar bunların hepsini kabul etti ve yalnız söz ile ahdettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara hayır dua etti ve aflarını diledi. Müslüman kadınlardan herhangisi de bu şartları kabul ederek bunlara uyarsa bu sözleşmeye dahil sayılır ve bu duadan faydelenir. eshab Kiram Aleyhimür Redvan Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri Bu ümmetin emini Resulullah'ın eshabı olan sizler, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. Daha önce Müslüman olmasını, malını ve canını Allah yolunda feda ettiğini, Bedir Harbi'ndeki kahramanlıklarını anlattığımız ve Efendimiz Aleyhisselam'ın cennetle müjdelendiğini emir buyurdukları Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretlerinin radıyallahu anh hayatını aktarmaya devam ediyoruz. Bedir Savaşı'nın üzerinden bir yıl geçmiştir. Uhud Savaşı, Mekkeli müşriklerin burunlarının kırıldığı, perperişan oldukları Bedir Savaşı'nın bir intikamı niteliğini taşıdığı için, onlar adeta kudurmuş gibidirler. Savaş başlamış, sahte mabutların kağıttan kahramanları Allahü Teala'nın arslanlarıyla şiddetli bir muharebeye tutuşmuşlardır. Fakat cali bir dikkat olan bir husus vardır ki savaş başladığından beri sistematik bir şekilde ordunun merkezinde bulunan Efendimiz Aleyhisselam'ı hedef alan saldırılar yapılmaktadır. Hazreti Ebu Ubeyde ön saflarda çarpışan eshab-ı kiramın iki komutanından biridir. Merkezde Efendimiz Aleyhisselam'a yapılan bilinçli hücumlar karşısında o da Efendimiz Aleyhisselam'ı korumak üzere çatışmanın en yoğun olduğu bölgeye gelir ve oradaki eshab-ı kiram gibi dile gelmez bir şekilde karşılar hücumları. Ya Rabbi ne kuvvettir, ne çevikliktir ve ne yorulmaz bedenlerdir o. Cesaret kelimesinin ötesinde bir yiğitlik sergiler o da. Düşman kaçsa dahi yerlerini terk etmemeleri istenen bir kısım sahabi durum müminlerin lehine dönüp müşrikler dağılmaya başlayınca bu heyecanla yerlerini terk ederler. Bunu gözleyen müşrikler boşalan bu stratejik noktadan tekrar saldırıya geçerler. Bu saldırı esnasında müşriklerden İbni Kamiya adındaki bir müşrik efendimiz aleyhisselam'ın başına bir kılıç darbesi vurur. Darbe çok şiddetlidir. Bahtsız kılıç güzeller güzelinin miferini parçalamış, miferin demiri efendimiz aleyhisselam'ın mübarek yanağına saplanmıştır. Bunun üzerine Allahü Teala'nın arslanları adeta kendilerinden geçer ve kalabalık olan düşmanı uzaklaştırırlar. Cennetle müjdelenmiş olan on kişiden biri olan Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri radıyallahu anh bu duruma adeta kahrolur ve dişlerini Efendimiz aleyhisselamın mübarek yüzüne batan demire geçirir ve kuvvetle çeker. Demiri çıkarmayı başarırken, iki ön dişi kırılır büyük sahabinin. 97 şehit verilen Uhud savaşı yine müşriklerin ile sonuçlanır. Bütün gazalarda Efendimiz aleyhisselamla birlikte bulunan Hazreti Ebu Ubeyde, Hendek, Hudeybiye ve Hayber gazalarında da yine ön saflarda adeta kendinden geçerek savaşır. O korkuyu adeta unutmuş, her zerresiyle Allah ve Resulullah yoluna feda etmiştir bedenini. Hal böyle olunca, büyük kahramanlıklar ve dile gelmez yiğitlikler sergiler bu savaşlarda da. Hazreti Ebu Ubeyde, cennetle müjdelenen on sahabiden olmasının yanında, bir başka şerefe daha kavuşur. Şöyle ki, zaten bütün peygamberlerin geleceğini müjdelediği, ve zuhur edeceği zamanın işaretlerinin dahi bildirildiği bir zamanda teşrif eden, Efendimiz aleyhisselamın peygamber olduğunu çok iyi bildikleri halde, Hristiyanlar taassuplarından bunu kabul etmezler. Bir gün, Necran denilen bölgeden, bir grup Hristiyan, Efendimiz aleyhisselamın yanına gelirler. Efendimiz aleyhisselam, o Hristiyan alimlerine Hazreti İsa'nın insan olduğunu, Allahü Teala'nın bir olduğunu pek güzel bir şekilde anlatırlar. Onların bu inanışlarının batıl olduğunu onlara sorular sorarak kendilerinden aldığı cevaplarla ispat ederler. Fakat o Hristiyanlar inatçıdırlar yine de. İşte o anda Allahü Teala Efendimiz Aleyhisselam'a onları mübahaleye çağırmasını yani hangimiz yalancı ve zalim isek Allahü Teala ona lanet etsin diye söylemesini emreder. Efendimiz Aleyhisselam Allahü Teala'nın bu emrini onlara aynen söylerler. Oradaki Hristiyanların içleri titrerken yalancılıklarını itiraf eden bir ruh halindedirler. Büyükleri olan ve daha sonraları Müslüman olacak olan Şerahbil denilen kimse, yanındaki Hristiyan alimlerine bunun bildirilen peygamber olduğu her halinden bellidir. Eğer bu şekilde bir laneti kabul edersek kesinlikle bir belaya uğrarız der ve o grup akılların, izanların iflas edeceği bir şekilde kesinlikle peygamber olduğunu bildikleri efendimiz aleyhisselam'a iman etmezler. Ve ya Muhammed biz senden razıyız. Eshabından emin bir kimseyi bizimle gönder, vergilerimizi ona verelim, derler. Sevgililer sevgilisi, Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, yemin edip, gayet emin bir kimseyi sizinle gönderirim, buyururlar. Eshab-ı kiram efendilerimiz, Rıdvanullahi aleyhim ecmain, pek bir merakla, kimin bu şerefe nail olacağını beklerken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kalk ya Ebu Beyde buyurur. O savaş meydanlarının muazzam kahramanı, bu müjde ve iltifat üzerine sevincinden ağlamaya başlar. Hicretin on birinci senesinin, Rebiul Evvel ayının on ikisi, o Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünün arslanları diye methedilen eshab-ı kiramın kollarının kanatlarının kırıldığı, her birinin bir çocuk gibi bir kenara düşüp ağladıkları gündür. Tarifi mümkün olmayan bir teessür, ilacı olmayan bir ayrılık yaşarlar her biri. Çünkü Efendimiz aleyhisselamın bu hayal dünyasından, hakikat alemine geçtikleri gündür bugün. Hazreti Ebu Ubeyde adeta dona kalmıştır. O savaş meydanlarının büyük yiğidinin dili söylemez olmuş, göz pınarlarından adeta sağanak şeklinde dökülen gözyaşlarıyla ağlar Resulullah'ın ayrılığına. Bununla beraber Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le birlikte bütün müminlerin bir arada kalması için bütün eshab-ı kirama nasihatlerde bulunanlardan, onları teselli edenlerden olmuştur bu büyük sahabi. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh hazretleri Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti zamanında da bütün ömrünü ve gücünü ve gecesini ve gündüzünü Allah yolunda hizmetle geçirir dur durak bilmeyen bir arzu, bitmeyen bir şevk ve her birinde yeni bir heyecanla Hazreti Ebu Bekir'in onu başkumandan tayin etmesiyle yeni fetihlere doğru yelken açar büyük sahabi. İlerleyen bölümlerde hayatını aktarmaya devam edeceğiz. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretlerinin radıyallahu anh. İslam ahlakı Vaktinde eda edilen, kılınan namazın fazileti pek çoktur. Birinci fazileti budur ki, yüzü nurlu olur. İki, ömrünün berekatı olur. Üç, duası kabul olur. Dört, insanların hayırlısı olur. Beş, cümle müminler ona muhabbet eder. Namazı terk etmenin, yani özürsüz olarak vaktinden sonra kılmanın 15 zararı vardır. İş bu zararların 5'i dünyada, 3'ü vefat ederken, 3'ü kabirde, 4'ü arasat meydanındadır. Dünyadaki 5 zararı 1- Yüzünde nuru olmaz. 2- Ömründe berekat olmaz. 3- Duası kabul olmaz. 4- bir mümin kardeşine yapacağı duası kabul olmaz. 5. Ettiği sair ibadetlerin sevabı eline girmez. Sekeratı ı mevtte olan üç zararı, 1. Aç olarak ölür. 2. Susuz olarak ölür. 3. Hor ölür. Ne kadar tağım yese doymaz ve ne kadar su içse kanmaz. Kabirde olan üç zararı, 1 kabri onu sıkar ve kemikleri birbirine geçer. 2. Kabri ateş dolar. 3. Onun üzerine bir ejderha musallat olur. O ejderhanın adına akra denir. Onun elinde bir kamçı ola. O kamçı ile bir kere vurunca yerin dibine geçirir. Yine çıkar. Bir daha vurur. Bu hal kıyamete değin böylece devam eder. O kimse bu azabı kıyamete kadar çeker. Arasat meydanındaki dört zararı. 1- Hesabı şedid olur. 2- Allahü Azimüşşanın gazabına müstehak olur. 3- Cehenneme dahil olur. 4- Onun alnına üç satır yazı yazılır ki şunlardır. Evvelkisi, bu kimse Allah'ın gazabına müstehaktır. İkincisi, bu kimse Allahü Teala'nın hakkını zayi edicidir. Üçüncü satır, sen Allahu Azimüşşan'ın hakkını zayi ettinse, bugünkü günde Allahü Teala'nın rahmetinden uzaksın. Namaz dinin direğidir. Bir kimse namaz kılarsa, dinin direğini dikmiş olur. Namaza ehemmiyet vermediği için, birinci vazife olduğuna inanmadığı için, kılmayan kâfir olur. Bir kişi bir vakit namazı bile bile terk eylese ve sonra kaza etse, cehennemde bir hukbe miktarı yani 80 sene yansa gerektir. Bu azaptan kurtulması için ayrıca tövbe edip yalvarması, af dilemesi de lazımdır. Ahiretin bir günü, bu dünyanın bin senesi kadardır. Ahiretin yılları ona göre hesap olunur. Akıl ve bali olan, her Müslüman erkeğin ve kadının özrü yoksa her gün beş kere namaz kılması farzdır. Beş vakit namaz Miraç gecesinde farz oldu. Ki hadis-i şerifte buyuruldu ki Cebrail Aleyhisselam Kâbe kapısı yanında iki gün bana imam oldu. İkimiz fecr doğarken sabah namazını, güneş tepeden ayrılırken öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyu uzayınca İkindiği, güneş batarken üst kenarı kaybolunca akşamı ve şafak kararınca yatsıyı kıldık. İkinci günü de sabah namazını, hava aydınlanınca öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyunun iki katı uzayınca ikindiği, bundan hemen sonra akşamı oruç bozulduğu zaman yatsıyı gecenin üçte biri olunca kıldık. Sonra, Ya Muhammed! senin ve geçmiş peygamberlerin namaz vakitleri budur. Ümmetin beş vakit namazın her birini bu kıldığımız iki vaktin arasında kılsınlar, dedi. Her gün beş kere namaz kılınması emrolundu. Namazın farz olduğuna yani birinci vazife olduğuna inanmayan kafir olur. Farz olduğuna inanıp da tembellikle kılmayan kafir olmaz, fasık olur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşilada Yavru Vatan Kıbrıs'tan sesleniyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli turistik merkezlerinden birisi olan Girne'nin Girne Kalesi burçları dibindeyim. Kale bir kilometreden fazla çevresi olan dikdörtgene yakın bir yapıda kurulmuştur. Biraz böyle eciş büyüş yerleri var. O da zaman zaman kalenin yeri değiştirildiğindendir. Yani biz buranın 2500 yıllık tarihini şöyle bir zihnimizde canlandırırsak yenisini yapanlar biraz daha hudutların değiştirmiş, denize yaklaştırmış veya uzaklaştırmış, coğrafi bazı değişiklikler olmuş, depremlerde yıkılan yerler olmuş düşman saldırısıyla yıkılan yerler olmuş, infilakler olmuş. Dolayısıyla kalede bir anda yapılmış muntazam birbirini tamamlayan bir silsile göremeyiz. Ama çirkin de bu durum görmüyoruz. Deniz seviyesinden yüksekliği 25 ile 32 metre arasında değişen surları var. Sur kalınlıkları da yerine göre iki buçuk metre, yerine göre dört buçuk metreye kadar da çıkmaktadır. Bazı muhkem köşelerde yedi buçuk metre olduğundan dahi bahsediliyor. Arkamda da bir kısmını gördüğünüz burç ve surlarında kesme taş kullanılmıştır. Ama bütün içerisi de boydan boya dört buçuk metresi kesme taş değil, arası dolgo maddesiyle Doldurulmuştur, yani molos taşlarla doldurulmuştur. Üç tane önemli burcu var. Birisi Güneydoğu, birisi Kuzeydoğu, birisi de Batı taraftaki burcu. Bu burçlardan ortadaki olan Kuzeydoğunun deniz seviyesinden yüksekliği 33 metre. Denizin şu anda surlardan uzaklığı bazı yerde 2 metreye kadar oluyor. Bazı yerde de 15-20 metreyi buluyor. Buralarda çeşitli kalıntılar eski kalenin de denize biraz daha yakın olduğunu gösteriyor. Şimdiki gezinti yoluna bakıp da burada da o zamanlar bir yol var mıymış dememek lazım. Çünkü o zamanki kale savunmasında kale duvarlarının dibinde insanın kolay yaklaşacağı bir mekan olmamalı. Merdiven dayar gire çıkar birbirine bağlar merdivenleri yine tırmanabilir. Burcun dibindeki adama da siz silahla okla bile dönüp de böyle aşağı doğru atamazsınız. En ölü noktası oraların daima insan yaklaşamayacak şekilde sarp veya deniz olması lazım. Bu kalede denize sıfır olan önemli kalelerden birisidir. Anadolu'da da buna benzer kaleler var, Alanya bölgesinde, Antalya bölgesinde ama tabi bu. Gerçekten çok diri diri kalmış bir kaledir. Birçok savaşlar olduğunu bundan önceki bölge, bölümlerimizde sizlere söylemiş idik. Şimdi kitaplarda diyor ki Arap akınlarına karşı bu kale kuruldu. Dinleyen de Allah Allah diyor ya Araplar yani Müslüman Araplar. 647'lerden bahsediyorlar. Müslüman Araplar ne kadar saldırganmış. İmajı veriyor. Hayır efendim öyle bir şey yok. Araplar buraya akın yaptılarsa ki yaptılar, çok çok da akınlar yaptılar. Bu toprakları almak için gelmediler. Bu topraklara iyiliği, doğruluğu insanlara anlatmak için geldiler. Gerçekte buydu. Eğer öbür türlü olsaydı Haçlı sürüleri gelip de Kıbrıs'ı soyduğu gibi Hz. Muaviye radıyallahu anh sabahında gelen büyük kafilede Kıbrıs'ı soyar giderdi efendim. Böyle bir şey oldu mu? Olmadı. Olmadı kesinlikle. Hiçbir ciddi tarih kitabında böyle bir yağma, soygun, soykırım, toplu mezar arkalarından göremez. Çünkü sen bu inancın uğruna koşturuyorsan zaten o inançlar sana yasaklamıştır. Başka dinden de olsa hiçbir insanı nahak yere öldürmeyin yasağı var. Bunu delen zaten yoldan çıkmış insandır. Şimdi Osmanlıların Kıbrıs'ı fethinde bu kalenin alınışının çok enteresan bir hikayesi var. O hikayeyi de burada sizlere böyle yavaş yavaş denize doğru inerken anlatmak istiyorum. Lala Mustafa Paşa Temmuz ayının 20'lerinde Tuzla bölgesinden Larnaka, Tuzla bölgesinden karaya ayak basınca şöyle 2-3 gün içinde köprü başını tuttu. Köprü başı 20 kilometre derinliğe ulaştı. Lefkoşa'ya doğru geliyor, güneyden geliyor. Bu sahillerden değil. Tarih boyunca bu sahillerden çıkarma kolay kolay yapılmamış efendim. Kıbrıs Adası'nın kuzey sahilleri denize dik, sarp yamaçlarla doludur. Bunlar beş Dağları'nın tepesine kadar devam eder bu sarplık efendim. Halbuki güneydeki Tuzla bölgesi ise daha yumuşak bir arazi yapısındadır. Deniz vasıtalarının çıkarma yapabilmesi çok uygundur. Tabi Lefkoşa bölgesine geldiğinde büyük zorluklarla geldiler. Şehir etrafı surlarla çevrilmiş ve bu surlara yanaşma imkanı da yok. Yağlı paçavralar, katranlar, taşlar habire atılıyor üzerinize. Orada Türk savaş usullerinden olan toprak sürmesi usulünü Lala Mustafa Paşa kullandı. Toprak sürmesi usulü surlara çok uzaktan hangi kaleye hücum edecekse oraya çok uzaktan Toprağa kazarak divanda karar alındı askere kazma kürek dağıtılacak diye efendim. O kadar önemli bir silah haline geldi kazma kürek. Öyle yabana atmayalım bunu. Karar alındı askere kazma kürek dağıtıldı. Ve bir atlı o hendek içinde atıyla hareket ettiğinde kendi de atı da görülmeyecek derinlikte hendek kazıldı. Meseri Ovası'na. Ya efendim kolay mı alındı yani Kıbrıs? Ve fare yolu tabir edilen zikzak yollarla, varyantlarla hiçbir zaman hedefe doğru dik yaklaşmadan ama hedefe ulaşan bir sistemdi bu toprak sürmesi. Ve buna rağmen de çok kanlı çatışmalarla Lefkoşa burçlarına, duvarlarına, surlarına Osmanlı askerleri o Temmuz sıcağında canhıraş feryatlarla saldırdıklarında çok dayandı kale. Çok da zayiat verdik. O zamanlar Lefkoşa valisi Dandalo idi. Dandalo vali Astor Balion da komutan. Astor Balion güya gelen bir haber üzerine Türkler Tuzla tarafından evvela Magoseya saldıracakmış. Sonra Lefkoşa'ya gelecekmiş. Haberi almış gibi sıkıştı. Kuyruğu kurtarmak için ben Magosa'yı kurtarmaya gidiyorum dedi oraya gitti. Sonra da Türklerin Lefkara köyü üzerinden Lefkoşa'ya geldikleri duyulunca e artık benim şimdi bu savaş ve muhasara anında oraya girmem riskli olur dedi. Magosa halkından da bazı din adamları falan güya yalvardılar aman efendim Bizi yalnız bırakmayın biz sizsiz siz çok korkarız burada diye Eh madem siz beni istiyorsunuz dedi Adam savaşı görmemek için Savaşı yaşamamak için Magosa'da kaldı Lefkoşa'da kan ağrıyor kendi askerleri kendi komutanları kendi valisi E Nasip böyleymiş Lefkoşa Bize nasip olmuş Ve Lefkoşa Alındı Türkler büyük bir cesaretle, fedakarlıkla BAF kapısını kırmak suretiyle kapıdan Lefkoşa şehrine doğru akmaya başlayınca Vali Dandalo güya bu kapı kırılmamış Osmanlı askeri dışarıdaymış gibi Lala Mustafa Paşa'ya hemen bir haber gönderdi. Eğer şu anda sulh yaparsanız ben kaleyi size teslim edeceğim. Savaşsız teslim edeceğim diye. Lala Mustafa Paşa dedi ki ya biz BAF kapısından girdik. Ha bu adam bize oyun yapıyor o zaman. Dandalo bize oyun yapıyor dedi. Ve Dandalo'yu yakalattı efendim. Dedi ya biz girmemize rağmen sen bize yalan söylüyorsun. İşte bağışlarsanız beni ben kaleyi size teslim ederim. Kale zaten alındı dedi. Bir adam vurun kelesini vurun dedi. Evet Dandalo ihanetinin cezasını hayatıyla ödedi. Kellesini bir bal kavanozuna koymak suretiyle o zamanlar usulden de efendim. Bal çünkü antibiyotik e, birçok maddeler içeriyor ve mikroorganizmalar içerisinde ürüyemiyor. Yani içine konan bir et parçası da koysanız bozulmuyor. Bu kelle bal kavanozuna konarak bir tepsi ile Girne'ye gönderildi. Girne Kalesi'nin karşısına çıktılar. İşte Lefkoşa valisi Dandalo'nun kellesi. Lefkoşa düştü. Cep telefonu yok ki haber alsınlar Benim Televizyon yok ki kameralar çeksin. Yani o günün haberleşmesinde en inandırıcı haber böyle verilebiliyordu. Yoksa kelle taşımanın, Dandalo'nun kellesini taşımanın Osmanlı pek aşkında sevdası değildi ki. Girne'deki komutan gördü. E, akıllı adammış efendim. Akıllı adammış. Hiç ısrar etmedi. Beyaz bayrağı çekti. Kelleyi gördü. Beyaz bayrağı çekti. Osmanlı bu kaleyi hiçbir zaman topuyla, tüfeğiyle tahrip etmedi. Kale kendiliğinden teslim oldu. Bu kelle iyi iş yaptı. BAF'a götürdüler efendim. BAF'ta aynı şekilde dediler ki bakın bu Dandalon'un kellesi. Eh Baflılar da peki dedi. Mustafa Paşa kolayını almıştı efendim. Kelleyi gösteriyorlar. Şehir tamam diyor. Magosa'ya geldiler. Aslar Maglion içeride. Güya Magosa'yı kurtaracaktı. Dediler ki bakın Dandalo. E şimdi Kıbrıs'ın başkomutanı, amiri nasıl kelleyi görünce peki desin. Dediler ki girre gitti, baf gitti, size teslim olun canınızı kurtarın. Yoksa dökülecek kandan biz mesul değiliz. Biz sizi burada böyle bırakamayız. Çünkü Kıbrıs adası sizde olduğu müddetçe Doğu Anadolu'dan, Batı Anadolu'dan, Trakya'dan, Balkanlardan gelen Osmanlı tebası, Osmanlı bandıralı gemiler sizlerden zarar görüyor. Biz bu yuvaları temizleyeceğiz bu eşkıya yuvalarını kaldıracağız ortadan Hayır dediler efendim Lara Mustafa Paşa yine akıllı ve insaflı bir komutan olarak Osmanlı komutanı Ben olsam belki öyle davranmazdım Bekleyelim dedi Kaleyi sıkı bir muhasaraya aldılar Ve 6 ay Ile 8 ay arası beklediler efendim Sırf Magosa'yı teslim almak için İşte Osmanlı'nın sabrı ile varılan netice. Şimdi biz Doğu surlarının önündeyiz. Denize doğru bakıyoruz. Yani İskenderun Körfezi'ne doğru bir bakıyoruz böyle bu tarafa doğru bakıyoruz. Efendim. Öbür tarafındaki karaya olan bitişik yerleri bir hendekle çevriliydi. Hendek genişliği 20 metre civarında. Derinliği de 12 metre ve büyük bir ihtimal deniz suyu almak suretiyle sulu hendek haline getirilmişti. Ancak kaleye giriş yine Girne şehri tarafındaki yani batı bölgesindeki köprülü bir yoldan sağlanıyordu. Köprülü, kemerli, yerden yüksekliği 12 metre civarında olan bir köprülü yol. Bugün de var. Sizler Girne'ye geldiğiniz zaman Girne'deki tarihi yerleri gezerken kaleye de uğradığınızda o yoldan geçeceksiniz. O yolun surlara yakın 5 metrelik bölümü yoktu. İnme kalkma ahşap köprü vardı efendim. Gelen dostsa o kapak indiriliyor. Arabalı vapurların kapağı gibi indiriliyor. Gelen alınıyordu içeriye. Atıyla da girebiliyordu. Yok düşman ise o şeyi de kapalı tutuyorlardı. O yollardan sonra biz artık kalenin içine gireceğiz ama bugün değil. İnşallah bundan sonraki programımızda size kalenin içindeki birçok tarihi eserleri, çok da önemseyeceğiniz bazı şeyleri inşallah göstermeye çalışacağız. Hoşçakalınız efendim.